Herkese merhaba. Borsa İstanbul'da gerçekten çok enteresan ve olağanüstü dakikalar yaşanıyor. Borsa İstanbul iki kez ardarda devre kesiciler uygulandı. Hızlı satışlar, yüklü satışlar sebebiyle Borsa İstanbul tabanı görmek üzere değerli izleyenler. Ben de bununla ilgili son dakika haberlerini sizlere aktaracağım şimdi. Peki borsada sert kayıplar sonrası neden devre kesici uygulandı? Bundan sonra ne olacak? Hemen onu okuyayım sizden. Dünya Gazetesi'nden okuyorum. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi saat 15.20 sularında başlayan yüksek ağır satışlar neticesinde 1 saatte 200 puan geriledi ve endeks bazında devre kesici uygulaması devreye girdi. Devre kesicinin ardından yeniden başlayan işlemler saniyeler sonra yine durdu. Kayıplar %6.98'e yani neredeyse %7'ye ulaştı değerli izleyenler. Borsa İstanbul'da kapanışa saatler kala yaşanan sert satış dalgası sonrasında endeks bazında devre kesici geldi. Borsa İstanbul'da 15-20 sularında 2.380 puan seviyesinden başlayan düşüş 1 saatte 220 puanı buldu. Endeks %3'ün üzerinde artıdan %5 eksiye döndü. Yani %3 artıdaydı, %5 eksiye döndü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde kayıplar %5'e ulaşınca endeks bazında devre kesici hemen uygulanmaya başlandı. Devre kesicinin ardından işlemler yarım saat sonra yeniden başladı. Ancak satışlar devam edince saniyeler içerisinde bir kez daha işlemler durdu. Yani insanlar sürekli borsada hisse satıyorlar. Bunun amacı da Türkiye ekonomisinde yaşanan son dönemdeki krizler. Borsadaki kriz, ondan sonra dolardaki kriz, faiz krizi ve sürekli doların yükselmesinden dolayı artık şu anda en değerli yatırım kağıdı dolar olarak görülüyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul'daki yatırımcılar da muhtemelen borsadaki paralarını çekiyorlar ve dolara yatırıyorlar. Benim anladığım bu. Diğer taraftan da şunu değerlendirmekte fayda var. Türkiye'deki Borsa İstanbul'daki yatırımcıların %80'i yabancı. Yabancı finans kuruluşları. Dolayısıyla onlar da Türkiye'de artık güvenli bir yatırım ortamı olmadığını görüyorlar. Diğer taraftan olağanüstü hal, işte yurt dışına döviz çıkışının yasaklanacağı bu tarzda haberler iktidar tarafından gündeme getirilince Türkiye'den işte Borsa İstanbul'dan yüklü şekilde para çıkışı, yurt dışına para çıkışı gerçekleşiyor. İşte bu sebeplerle Borsa İstanbul'da ağır bir satış, hızlı bir satış söz konusu oldu. Ve Borsa İstanbul'da yönetim de bunu engellemek için devreyi kesti. Yani bir anlamda kontak kapattı. Satışlar devam edince saniyeler içerisinde bir kez daha işlemler durdu. İkinci devre kesici uygulandı. Borsa İstanbul 100 endeksinde ikinci devre kesicinin ardından işlem gören 100 hisse senedinin 92'si eksiye dönerken sadece 3 hisse artıda, 5 hisse ise dünkü kapanış düzeyinde bulunuyor. Şu dakikalarda Borsa İstanbul'dan kapa yapılan açıklama şu şekilde: saat 16.24.28 itibariyle endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girmiştir. Borsamız pay piyasasındaki tüm sıralarda, vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve borçlanma araçları piyasası pay repo pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur. Yani dediğim gibi Borsa İstanbul kontak kapattı değerli izleyenler. Böylesine enteresan bir durum ortaya çıktı. Aslında şu ana kadar pek uygulanmadı. Belki de Borsa İstanbul tarihinde çok az, nadir görülen uygulamalardan birisi borsaya devre kesicinin uygulanması. Sert düşüşün işte bu şekilde önüne geçilmesi üzerinde duruluyor. Borsa İstanbul'da kayıplar %7'ye ulaştı. Aslında %5'lik, %3'lük bir artıyla başlamıştı güne Borsa İstanbul. Ama ard arda gelen hızlı satışların sonucunda eksi 5'e döndü. Ve bunun üzerine de Borsa İstanbul artık kontağı kapatma kararı verdi değerli izleyenler. Şu dakikalarda yine hızlı düşüş hala devam ediyor. Borsa İstanbul'da sürekli kağıt satışları söz konusu. Tabii ki bu Türkiye'nin geldiği noktanın özeti diyebiliriz değerli izleyenler. Neden özeti? Çünkü bir taraftan iktidar faizi indirmeye çalışıyor. Diğer taraftan borsayı yükseltmeye çalışıyor. Ve diğer taraftan da olağanüstü hal, gerçi yalanlandı ama hala yatırımcının üzerinde böyle bir psikolojik etken hala devam ediyor. Ve Türkiye piyasasında
şu anda belirsizlik ve endişe hala devam ediyor. Şu anda Borsa İstanbul 100 endeksine bakıyorum. %6.68 oranında bir düşüş var. Diğer taraftan da dolarda %7.37 artış var. Euro'da %7.15 artış var. Yani bu borsadan, işte Borsa İstanbul'dan çıkan para muhtemelen iki ayrı yere gidiyor. Ya yurt dışına tamamen çıkarılıyor ya da dolar ya da euro yatırılıyor. Şu dakikalarda değerli izleyenler, faizde 0.34'lük bir artış görünüyor. Altının onsu 0.44 yükseldi. Brent'te de 1.56'lık bir düşüş şu dakikalarda devam ediyor. Borsa İstanbul'da bir açıklama var. Pay piyasasında seans 17.24'te kaldığı yerden devam edecek diyor ama eğer bu hızlı satışlar devam ederse, bu güvensizlik ortamı devam ederse muhtemelen yatırımcılar da parasını çekmeye ve Borsa İstanbul'u terk etmeye devam edecekler değerli izleyenler. Peki devre kesici ne demek? Ona bakalım isterseniz. Ne anlama geliyor? Bunu sizlere aktarayım. Borsada devre kesici nedir? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya sert düşüşle başlarken borsada devre kesici uygulanmasına gidildi. Haftanın ilk gününün ardından bugün de uygulanan devre kesici merak konusu oldu. Peki borsada devre kesici nedir? Şöyle anlatıyor Dünya Gazetesi bunu. Borsa İstanbul'un uygulamasıyla gündeme gelen borsada devre kesici uygulaması, işlem yapan yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi adına uygulanan bir sistemdir. Yani yatırımcılar, para yatırıyorsunuz, bir yandan da bakıyorsunuz ki işte sürekli satış oluyor, paranız eksiye inmeye başlıyor ve bunun üzerine borsa devre kesiyor. Borsada devre kesici uygulamasıyla yatırımcılar ani fiyat dalgalanmalarının negatif etkilerinden korunmuş olur diyor. Borsada devre kesici uygulaması manuel müdahale gerektirmez, otomatik olarak devreye girer ve fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemleri geçici süreliğine durdurur. Devre kesici uygulaması yıldız pazarda %10, ana pazarda %7.5, alt pazarda ise %5 oranında tetiklenir. Emir toplama süresi ile yıldız pazarda 5, ana pazarda ve alt pazarda 15 dakikadır. Yani 15 dakika sürer. Ondan sonra tekrar normale döner. Tekrar eğer düşüş devam ediyorsa tekrar kendini kapatır sistem. Devre kesici sonrası eşleştirme süresi ise yıldız pazar ve ana pazarda 2, alt pazarda ise 15 dakikada gerçekleşir değerli izleyenler, Dünya Gazetesi'nin yaptığı habere göre. İfade ettiğim gibi Borsa İstanbul'da gerçekten olağanüstü anlar, olağanüstü dakikalar yaşanıyor. Haftanın son işlem gününde sert satışlar, aslında pozitifle başlayan gün sert satışlarla bir anda negatife, eksi %7'ye dönmüş durumda. Gün içerisindeki toplam kayıp yaklaşık %10 değerinde Borsa İstanbul'da. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da bunun önüne geçmek için bu şekilde kontağı kapatma kararı verdi. İlerleyen dakikalarda ya da günlerde ne olur bilinmez ama muhtemelen Türkiye'deki sermaye kaçışı ilerleyen günlerde de hızla devam edecek. Ben de bunları size aktarmaya çalıştım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.